Steam aldım mesela ben. Sonra gidip harita katmanı açıyoruz. Bakın harita katmanı da şurada olacak ama. Sonra çizmeye başlıyoruz. Kalemi biz böyle küçültelim. Bakın çizdiğim sanda buraya geçiyor. Gördüğünüz gibi. Fırçayla keçeli kalem yumuşak yapıyoruz arkadaşlar. Keçeli kalem yumuşak alıyoruz. Bir dakika. Ve üstünden çiziyoruz. Mesela ilk gözleri çiziyorum. Üstünden çiziyorum. Ben bu videoyu hızlandıracağım. Çünkü bayağı uzun sürecek. Kepikler falan ekliyoruz. Sonu çok güzel oldu arkadaşlar. Ayrıntıları da ekliyoruz. Mesela kaşın dışını çiziyoruz. Sonu da boyayacağım bu arada. Başka bir videoda bunu kara kalem alanı yapacağım. Ama bugün gerçekçi olsun diye biraz boyama yapacağız. Ben boyamalı hali göstereceğim. Bence boyamalı hali daha kolay. Göreceksiniz zaten. Benim paint'te pek bir gelişimi kaydetmiyorum. Yani çok da güzel çizemiyorum. Resimlerim pek iyi değil yani. Biraz daha gelişince daha güzel resimler çizeceğim. Diye umuyorum. Şöyle. Bunun yapısı nasılsa bunu göreceğiz arkadaşlar. Dudaklarımızın da dış hattından geçiyoruz. Hop. Şimdi çamaşırını çizeceğiz. Arkadaşlar sesim şu an çok kötü. Biraz bazı mayalı için bu kadar koronayım. Ya biz havada çamaşırı üşüttüm. Çok soğuktu. O yüzden biraz sesim kısıldı. Şurayı düzgün çizelim. Neyse çeneyi de çizelim şöyle. Arkadaşlar saçları nasıl yapacağız dersiniz? Ben saçları pek gerçekçi yapmıyorum. Göstereceğim zaten. Yüzün dış hatlarından geçiyorum. Şimdi arkadaşlar saçın dış hatlarından geçiyorum. Şu fışkıranları, bu fotoğrafta saçım çok kötü çıkmış. Peki saçımı toplasaydım. Olmaz. Şu saçımın dış hatlarından geçtim. Şimdi kulaklarımı yapıyorum. Küpemi çiziyorum. Yuvarlak bir halde. Boğaz kısmını yapıyorum. Ortak. Evet. Şimdi tişörtün dışından geçiyorum. Kollarımı çiziyorum. Şuradan da çiziyorum. Pardon. Boğazım. Boğazımı da bir gölge ekledim. Şimdi arkadaşlar göreceksiniz. Şu katmanı kapatıyoruz. Göz şeklinde rengi geçiriyoruz. Çizim oluyor böyle. Şöyle şuradan yapmışım. Benzedi biraz bakın. Şimdi nasıl boyayacağız? Nasıl renk tutturacağız? Onu göstereceğim. Yine bu katmanı açıyoruz. Bu katmanı açıyoruz. Zanlılık diye bir şey var. Görüyorsunuz zaten. Zanlılık diye bir tane rengimizi seçiyoruz. Sonra buraya girip bunu kapatıyoruz. Zeynep zaten seçmişim. Bu kafası diye bir özellik var arkadaşlar. Boşluk tanımı yaptık ettik. Aktif ettik. Şimdi yüzüme dokunuyorum mesela böyle. Tane renk alacak yerler oluyor. Bakar mısınız? Ben çok çizimi boyamaktan sıkıldığım için çok uzun süre boyaması. Böyle yapıyorum. Çok kötü sesim ya. Bir dakika. Burada boşluk olunca olmuyor işte. Hop. Şimdi kulağını da yapalım. Hı. Daha başka yer kalmadı. Bir dakika olmuyor. Şimdi fırçaya gidelim. Şimdi geri gidiyoruz o katmana. Bakın. Olmuş. Bu katmanı seviyorum. Sonra yine damlalık aynı şey. Mesela dudağımın rengini yapacağım sana. Seçtim rengi. Seçtim rengi. Aldım boya kovasına. Ve bat. Sonra ne oldu? Sonra gidip bu katmana gidiyorum. Gidip şey. Saçımın rengini seçeceğim. Pardon gözümün rengi. Gözümün rengi seçeceğim. Tamam. Hoppala. Rengi seçtim. Buraya gidiyoruz. Ay. Gözümüzü boya kovasından. Senin gözümün rengi direkt ben siyah çıkmış fotoğrafta da. Normalde kahverengi. Tamam. Sonra açıyoruz yine. Kaşımın rengi biraz daha garip. Onu seçtim. Bir dakika. Bakalım ne koyuyor. Şöyle bir renk. Boya kovası tık tık tık. Oo kaşım çok büyük. Onu yapamamışım, orayı sileyim. Burası hiç olmamış. Teknik mi? Arıza oldu. Şurayı siliyorum arkadaşlar. Sonra... Çeşme düzeltip geliyorum. Düzelttim sonunda. Şimdi çözüyorum. Saçımı ayırıyorum. Kaşımı ayırıyorum. Boya kovası. Saçımı rengi biraz garipmiş. Pek olmadı. Fırçayla. Gidip tişörtümü yapacağım. Tişörtüm siyah zaten. Tişörtüm siyah. Hoppa oldu. Acaba tişörtüm. STR bir şeyler yazıyor. Yok ya onları yazmayayım. Gerek yok. Tıdınt. Şimdi gölgelendirme yapacağız. Wow. Sen rengimi seçip onu biraz koysun. Ve fırçadan da %40 pamuğu alıyorum. Pardon %60 pamuğu alıyorum. Gördüğünüz gibi. Boyuyorum. Kenar mesela
Şuradan ışık vurmuştur. Burası daha koyudur gibi düşünebilirsiniz böyle yani. Renklerini. Çizim çok güzel oldu bence. Ama diğer çizimleri daha başarılı. Burunu özellikle gölgelendirme yapacağım. Buraları yapmadım, gölgelendirme değil. Burunu yapacağım zaten. Burun çok önemli. Ben bayağı yapıyorum burada gölgelendirme. Kulaklar zaten ayrı bir konu. Evet, kolumun da gölgelendirmesini yapıyorum. Wow. Wow. Çok güzel oldu. Ben bunu biraz yapacağım ya şurada. Oy. Hani tatlıca oldu. Şimdi pembemsi bir renk alacağım. Yanaklarımı yapacağım. Wow. Çok tatlıca oldu. Pembe rengi her yerine sürebiliyorum. Cane oluştururken ben pembeyi de kullanıyorum. Evet, unutuldu. Şimdi kulaklar da pembe. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Böyle kaşığı yapraksız. Pardon, nasıl şimdi? Kıl gibi bir doku vereceğiz. Onun için damladıktan şu rengi seçiyorum. Alıp biraz koysun. Açıyorum. 120 pamuğu alıyorum bu sefer. Yapacağım. Ve tamam. Bu kadar. Bitti. Bakın ben bu yöntemi çok kullanıyorum. Şu damlalık çok işime yarıyor. Mesela bir renk var. Burayı boyayı asıp burayı aynı rengi tutturabilirsiniz ama damlalık kullanıyorsun. Evet arkadaşlar, bu kadardı videomuz. Hepinize tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Lütfen. İmzamızı atalım. Bye.